Çok ama çok eski zamanlarda, şu içinde yaşadığımız dünyayı imar edecek henüz bir mahluk yaratılmadan önce, Yüce Tanrı kendi varlığını ve birliğini tanısın, yeryüzünü imar etsin, eksin, diksin, binalar inşa etsin, yollar açsın diye insan varlığını yaratmak istedi. Ve meleklerine, muhakkak ben yeryüzünde bir halife, Allah adına hükmedecek bir varlık yaratacağım dedi. Melekler, ey Rabbimiz, biz seni hamdin ile tesbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, kanlar dökecek, birini mi yaratacaksın dediler. Allah onlara, şüphesiz sizin bilmediğiniz şeyleri ben bilirim buyurdu. Melekler sustular ve birbirlerine, elbette ki bizim Rabbimiz her şeyi bilir. Hiç faydası olmayan bir mahluk yaratmaz dediler. Allah meleklere buyurdu. Ben balçık çamurundan bir insan yaratacağım. Şekillendirip ona ruhumdan üfleyip can verdiğim zaman hepiniz ona ihtiramda bulunacak ve secde edeceksiniz. Melekler, emrin başımız üzerine, senin her emrine boyun eğmek boynumuza borçtur ya Rabbi dediler. Lakin şeytan bu sözden hoşlanmadı. O cinnilerdendi. Kendini beğenmiş, mağrurun biriydi. Allah'ın yaratıkları arasında kendisinin en üstün olduğunu zannederdi. Şeytan dedi ki, Adem'in aslı topraktır. Ben ondan daha üstünüm. Çünkü ben ateşten yaratıldım. Ateş ise topraktan daha üstün ve şereflidir. Allah Adem'e ruhundan üfledi. Tas tamam canlı bir insan oldu. O zaman melekler Adem'e secde ettiler. Saygı duruşunda bulundular. Yalnız şeytan kibirlendi. Böbürlendi. Allah'ın emrine karşı geldi ve kafir oldu. Allah şeytana, ben sana emrettiğim halde Adem'e secde etmekten seni alıkoyan nedir dedi. Şeytan, ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın dedi. Şeytanın bu isyankâr hareketi Allah'ı gazaba getirdi ve onu cennetten kovdu. Defol oradan dedi. Cennette olasın. Hem de kibirlenip böbürlenesin. Böyle şey olmaz dedi. Şeytan, ya Rabbi dedi. Madem sen beni Adem'in yüzünden cennetten kovdun, ben de ona ve onun neslinden gelecek insanlara elimden gelen eziyeti yapacağım. Onlara kötü şeyler ve ahlak dışı işler öğreteceğim. Allah buyurdu. Ey şeytan, ben Adem'e ve onun evlatlarına akıl gibi bir nimet verdim. Onlar akıl sayesinde iyiyi kötüden, haklıyı haksızdan ayırt ederler. Onlardan bu nimeti yerinde kullanmayıp da sana uyan olursa o sorumludur. Ben onu cezalandırırım. Fakat sen
Şunu iyi bil ki akıllı ve ahlaklı kullarımı asla doğru yoldan saptıramazsın. Onlar akıllı hareket ettikçe senin onlara hiçbir zararın olamaz. Allah meleklere Adem'in kendilerinden daha bilgili olduğunu öğretmek istedi. İnsanı şerefli, itibarlı bir mahluk olarak yarattığını bildirdi. Daha sonra da onlara yeryüzünden çeşitli kuşlar ve hayvanlar getirtti ve gösterdi ve onlara "Haydi hayretinizi bildiren sözünüzde doğru iseniz, şunların isimlerini bana haber verin" dedi. Melekler, "Ey Rabbimiz, biz seni sana layık olmayan sıfatlardan daima uzak tutarız. Sen eksik ve faydasız iş yapmazsın. Senin bize bildirdiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphe yok ki ilmiyle her şeyi bilen alim, hikmetiyle her yaptığını yerli yerinde yapan hakim, ancak sensin, sen" dediler. Allah, "Ey Adem" dedi, "gel şunların isimlerini meleklere haber ver. Adem kendisine gösterilen her hayvanın ve her kuşun isimlerini haber verince, Allah meleklere, gördünüz mü? Ben size göklerin ve yerin gizli olan şeylerini ben bilirim. Sizin açığa vurduğunuz şeyleri de, gizlemiş olduğunuz şeyleri de ben bilirim demedim mi?" buyurdu. Allah Adem'i cennete koydu. Adem orada yalnız yaşamaya başladı. Cennetin meyvelerinden yiyor, nehirlerinden sular içiyordu. Fakat görüşüp konuşacak, yalnızlığını giderecek, kendi cinsinden kimse bulamıyordu. Allah ona merhamet etti. Onu yalnız yaşamaktan kurtaracak, kendi cinsinden ona bir eş yaratmak istedi. Adem uykuya vardı. Uyandığı zaman daha önce görmediği bir kadını yanında oturur gördü. Hayretle ona baktı ve seslendi. "Sen kimsin? Senin adın ne?" Kadın ona, "Ben bir kadınım. Fakat ismimi ben de bilmiyorum." Adem onu sevinçle süzdü. Hareket ettiğini, hayat taşıyan bir cisim olduğunu görünce, "Sen Havva'sın" dedi. Melekler Adem'in yanına geldiler. Onun bilgisini öğrenmek maksadıyla ondan yanındaki kadının ismini sormak istediler. "Ey Adem, bunun adı nedir?" dediler. Adem onlara, "Bunun adı Havva'dır" dedi. Adem ile Havva beraberce cennette emniyet ve huzur içinde mesut yaşıyorlardı. Her arzu ettiklerini yiyip içiyorlar, herhangi bir kaygı ve güçlük çekmiyorlardı. Allah Adem'e, "Ey Adem" dedi, "sen ve eşin cennette rahat yaşayın. Cennet nimetlerinden istediklerinizi bol bol yiyin. Lakin sakın şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz." Allah onlara, "Yalnız bir ağaçtan başka her ağacın meyvesinden yemelerine müsaade etti. Ve bu suretle insana nefsine hakim olmayı ve iradesini kuvvetlendirmeyi öğretmek istedi. Onlar da Allah'ın emrini tuttular. Cennetin bütün nimetlerinden faydalanarak saadet ve neşe içinde orada yaşadılar. Allah Adem'e şeytandan sakınmasını, onun şaşırtıcı sözlerine kanmamasını bildirdi. Çünkü Allah şeytanın
Adem ile Havva'dan hoşlanmadığını, onlar için daima kötü şeyler düşündüğünü biliyordu. Adem'e, "Ey Adem," dedi. "Şeytan senin ve eşinin düşmanıdır. Bu düşmanlığı yüzünden sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra bedbaht ve perişan olursunuz. Sizin için cennette aç kalmak, açık kalmak, susuz kalmak yok. Rahatınızı bozacak bir sıcaklık da yok." Adem ile Havva böylece cennette rahat rahat yaşadılar. Şeytan ise onları oradan uzaklaştırmak için durmadan tuzaklar kuruyor, dolaplar çeviriyordu. Nihayet bir fırsatını buldu. Onların yanına sokuldu. "Ey Adem, sana seni cennette ebedi kılacak ağaca, yıpranmaz, zeval bulmaz bir devlete rehberlik edeyim mi?" dedi. Adem ona döndü. "Ne demek istediğini?" sordu. Şeytan, Adem'e Allah'ın yaklaşmamalarını emrettiği ağacı gösterdi. Adem, şeytanın bu sözüne kulak vermedi. Lakin şeytan yılmadı. Ümidini kesmedi. Tekrar döndü. "Rabbimiz, melek olurlar veyahut cennette temelli kalırlar diye bu ağaca yaklaşmaktan sizi men etti. Bunu biliyor musunuz?" dedi. Adem yine kulak asmadı ve hemen oradan uzaklaştı. Şeytan arkasından koştu ve yemin etti. "Bana inanınız, ben size öğüt ve nasihat verenlerdenim," dedi. Şeytan bu kadar kuvvetli yemin edince Adem ile Havva düşünmeye başladılar. Nasıl olur da bir kimse yalan yere Allah'ın adına yemin edebilir? Herhalde bu doğru söylüyor, dediler. Daha sonra da Allah'ın sakın yaklaşmayın dediği ağacın meyvesinden yediler. Meyve daha midelerine varmamıştı. Çırılçıplak kala kaldılar. Üstlerinde, başlarında elbise namına bir şey kalmadı. Çok utandılar. Utandıklarından muz ağacının geniş yapraklarıyla örtündüler. Allah'tan utandılar. Nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Çünkü Allah onları görüyordu. Onun emrine karşı gelmişlerdi. Men ettiği ağacın meyvesini yemişlerdi. Allah Adem'in kaçtığını görünce ona, "Ey Adem," dedi, "benden mi kaçıyorsun?" Adem, "Hayır ya Rabbi, senden nereye kaçabilirim? Senden utanıyorum. Utandığımdan ne yapacağımı bilmiyorum," dedi. Allah Adem'e, "Ey Adem," dedi, "ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? O ağaçtan yemeyeceksiniz dediğim halde niçin yediniz? Adem ile Havva, bizi bağışla, kusurumuzu affet ya Rabbi," dediler. Allah onlara, "ben size emrettim, benim emrimi dinlemediniz," dedi. Adem ile Havva, "ey bizim Rabbimiz, biz bize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bizi esirgemezsen, bizim halimiz nice olur? En büyük zarar ve felaket içinde kalanlardan olacağız," dediler. Allah-u Teala Adem'e, "Ey Adem, sana cennet verdim. Her istediğini orada sana ihsan ettim. Verdiğim bunca nimetler sana yetmiyor muydu da o ağaçtan yedin?" dedi. Adem, "yüce şanına and olsun ey Rabbim. Bir kimsenin senin yüce ismini anarak yalan yere yemin edeceğine ihtimal vermemiştim," dedi. Allah ona, "yüce şanıma yemin olsun ki ey Adem,
Sen artık yeryüzüne ineceksin. Orada sıkıntı ve güçlükler göreceksin. Çalışarak hayatını kazanacaksın dedi. Adem, ey Rabbimiz, senin affına sığınırız. Bizi bağışla diye yalvardı. Allah Adem'e, Havva'ya ve şeytana hitap etti. Birbirinize düşman olarak yere inin. Size yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçinmek vardır dedi. Adem, Allah'ım, kendine gazap edip öfkelenmesinden ve onu cennetten kovmasından dolayı çok üzüldü. Mahzun oldu, çok ağladı. Yaptığına pişman oldu. Nihayet Rabbi ona merhamet etti. Adem, tövbe ve istiğfar etmesi için Rabbinden emirler aldı. Onları yerine getirdi. Allah da tövbesini kabul etti. Çünkü tövbeleri kabul eden ve esirgeyen O'dur. Allah Allah, ne güzel şeyler.